merak etti. Evet, ne yapmıştı Tarkan? Bu şarkının ne yazık ki sözleri yok. Bu şarkının ne yazık ki bestesi yok. Ben ölmüşüm, seni saracak canım yok. Seni çok seviyordum, o sevenin artık yok. İsmail YK geçen sene bombabomba.com, bu senede bu şarkının sözleri yok ile listelerde fırtına gibi esiyor ve ödülleri artı artına topluyordu. Eurovision'a ödül hayaliyle gidip eli boş dönen Kenan Doğulu içinse bakın neler söylüyordu. Bana soracak olursanız şarkı bence daha yüksek puan hak etti. Çünkü gerçekten çok güzel bir puan. Bir şarkıydı. Şekerim benim çok güzel. Şekitap şekerim. Çok güzel bir şarkı. Hem zaten Kenan Doğulu adına da sevindim. Çünkü şöyle, bence Kenan Doğulu için önemli olan şuydu. Eurovision'a çıkıp insanlara kendisini güzel bir şekilde göstermesi. Yakışıklı şarkıcı çocukluğundan beri Kenan Doğulu hayranı olduğunu belirtiyor ve Kenan Doğulu'nun asıl hedefinin ne olduğunu herkesin şaşkın bakışları altında bakın nasıl açıklıyordu. Çünkü ben onun TRT programında yıllar önce ilk zaman çıktığı zamanları hatırlıyorum. O zaman çıkıp ona sormuşlardı, senin hayalin nedir? O da demişti ki benim hayalim sahnede olup ama tüm dünya beni görmesin. Demek ki onun hayali gerçekleşti. İsmail YK yetenekliydi, yakışıklıydı, kültürlüydü ve bir de inanılmaz bir hafızaya sahipti. Kenan Doğulu'nun hayalini çok net hatırlıyor, hatta iddiaya bile girelim diyerek hafızasına çok güvendiğini ispatlıyordu. Onu hatırlıyorum, hatta isterseniz bir arşivleri de bir kontrol edebilirsiniz ama gerçekten öyle bir şey söylemişti. Ben onun adına o yüzden çok sevindim. Hani o demedi ki inşallah bir numara olurum demedi. İnşallah kendimizi gösteririz dedi ve de onun büyük bir hayaliydi. O yüzden onun adına sevindim, onun hayranları adına sevindim, Türkiye adına sevindim. Çok güzel bir şey oldu. Şok! Amanın konuşuyor, diskomatik vücudu tam 90-60-90. Amanın sonu sıcacık, o belini sarsan. www.bombabomba.com. Bombabomba.com gibi bomba bir şarkıyla patlama yapan İsmail YK, Eurovision'a katılarak yine bomba patlatmak ister miydi acaba? Var mıydı böyle bir niyeti? Tabii öyle pat küt diye düşünülmez, çünkü bu gerçekten çok zaman alan bir şey. Çok değer vermek lazım. İşimiz olduğu gibi konsantrasyonu oraya vermek lazım. O yüzden kolay bir iş değil bu. Şimdi bizim de tabii albümler, dizi olsun, şimdi yeni dizi çekeceğiz. O yüzden ağır bastırdığı için kendimizi oraya konsantramızı vermesek olmaz o da. Çok zor bir iş. O yüzden ben Kenan Doğulu'yu burada kutluyorum yani yine de. Tarkan ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında Eurovision'a çok fazla değer verdiğimizi, aslında diğer ülkelerin yarışmayı bu kadar ciddiye almadıklarını söylüyordu. Bence biz Türkiye'de zaten Eurovision meselesini çok büyütüyoruz. Ben buna inanıyorum her şey bir ara. Büyüttüğümüz için de bence bir abartılı şeyler yapıyoruz. Tarkan Eurovision'u önemsiz bir yarışma olarak görüyordu. Tarkan'ın önem vermeden yaptığı başka işler de var biliyor musunuz deyince bakın İsmail YK nasıl bir tepki veriyordu. Evet, ne yapmıştı Tarkan? Daha ne yapacak İsmail YK? Albümün fotoğraf çekimleri için kendisini izlemeye gelen basın mensuplarını korumalarına emir vererek engellemeye çalışmış, arabasıyla hızla kaçarak gazetecilerin kaza tehlikesi geçirmesine neden olmuştu. Ya o bence şöyle bir şeydir yani, o onun işlerin verdiği stresten dolayı sinirli bir anına gelmiş olabilir. Yoksa doğal karşılamak lazım, çünkü o adamın 24 saati de müziktir yani. O yüzden zor bir şey yani. Yeni projeleri var mıydı acaba İsmail YK'nın yakın gelecekte? Uzun bir süredir Yurtseven kardeşleri de gündemde görmemiştik. Neredeydiler, ne yapıyorlardı? İsmail YK neden daha ön plana geçmişti? İsmail YK'nın YK ismini ön plana getirmesi. Yani nasıl, İsmail YK zaten ön plan ama YK Yurtseven kardeşler. Bir albümümüz çıkacak yine. Benim de içinde olduğum bu güzel albümde insanlar dinledikleri zaman ya adamlar yapıyor ya yine. Yani öyle bir albüm çıkardı. İnşallah herkes hoşuna gider. Şimdi hayranlarına öyle bir müjde ver ki İsmail, seni doya doya görebilsinler, şarkılarını kana kana dinleyebilsinler. Patlat işte bir bomba daha. Ve ardından diziye başlıyorum ben. İsmail YK dizi çekecek, başroldü. Ha, ben normalde dizinin taraftarı değildim çünkü o kadar dizileri reddettik ki, ama bu senaryoyu bir dinleyin. Umarım yani hayır denilecek bir senaryo değil. Artık hayranların seni doya doya seyredecekler İsmail YK. Bakalım oyunculuğun da şarkıcılığın gibi ise reytingler alt üst olacak demektir. Nasıl bir dizi bu? Bomba gibi mi? Süper mi? Ya çok çalışmalarımız var şu anda ama süper bir konu. O yüzden ben de bu konuda
uzak kalmadım. Bu diziyi çekeceğim ve inşallah tutacak. Albüm gibi düşünmek lazım. Bir işi yapıyorsanız süper olması lazım. Genç kız hayranlarını üzmek istemeyiz ama evlenmek istediğin konusunda bir duyum aldık. Ne zaman göreceğiz bu şanslı bayanın yanında? Evlendiğim zaman görürsünüz belki. Ya da ondan evlenmeden önce nişanlı olduğum zaman, nişandan önce tanıştığım zaman görürsünüz. Bu şarkının ne yazık ki sözleri yok. Bu şarkının ne yazık ki bestesi yok. Sensiz ben inan yaşayamadım. Seni çok seviyordum. O sevinin artık yok.